Herkese merhabalar. Yeni bir 11. sınıf felsefe dersinin 1. dönem 1. yazılı sınav sorularıyla karşınızdayım. Bu sınavımız test, yani çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Sınavın kapsamını bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Bu videomuzda bahsetmeyeceğiz. Bu sınavın PDF ve Word halini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hadi sorulara geçelim. İlk sorumuz: milattan önce 6. yüzyıl ile milattan sonra 2. yüzyıl arasında doğa filozoflarının açıklamalarında varlığı düzenleyen maddesel ilke, yani ilk neden olarak kavramsallaştırdıkları şey neydi? Tabii ki arkeydi. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz: aşağıdakilerden hangisi antik çağ dönemi, yani ilk çağ dönem filozoflarından biri değildir? Thales. Thales zaten felsefeyi başlatan kişiydi, dolayısıyla değil. Erektos, Anaximenes ve Anaxagoras. Dördü de ilk çağ filozoflarımızdandır. Descartes ise 17. yüzyıl filozoflarımızdandır. Dolayısıyla cevap Edirne olacaktı. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz Aristoteles'le ilgili bir soru. Soru köküne bakalım. Aristoteles'in aşağıda verilen hangi nedenlerine sırasıyla karşılık gelmektedir? Göz ucuyla şıklara baktığımızda Aristoteles'in 4 nedenini sorgulayan bir soru olduğunu görüyoruz. O halde paragrafı okuyalım. Ustanın biri ormanda gezerken yaşlı bir ağaca rastlar. Ağacın dallarını keser, toparlayarak atölyesine götürür. Dalları yontar ve şekil verir. Sonunda kullanmak için bir sandık yapar. Metinde geçen usta ve sandık kavramlarının hangi nedenlere karşılık geldiğini sırasıyla bulmamız isteniyordu. Şimdi nedenleri sayalım. Nedenler maddi neden, formel neden, fail neden ve reksel nedendir. Şimdi bunu düşündükten sonra şöyle yapalım. Usta neye karşılık gelir? Yapan, şekil veren, tabii ki fail neden. O halde şu şıkları eleyelim. Elimizde Adana ve Denizli kaldı. Şimdi sandık, yani yapılma amacı olan, kullanmak için diyor. Yani bir amaç için yapıldıysa tabii ki ereksel nedene denk gelir. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda bir parça var ve bu parçadan felsefenin millette ortaya çıkmasını sağlayan hangi faktörlere değinilmediğini bulmamız isteniyor. Parçayı okuyalım. Varlıklarla insanla alakalı sistemli ve yalnızca akla dayanan ilk düşünce sisteminin İonya'da ortaya çıkması tesadüf değildi kesinlikle. Mezopotamya, Mısır, İran ve Fenike kültürlerinden etkilenmiş olan millet kenti, tarım ve denizciliğin geliştiği oldukça işlek bir liman kentidir. Şunun bir altını çizelim. Farklı kültürlerine etkilenmiş mi? Etkilenmiş. Çıklarda kültürel etkileşim var mı? Var. O halde ele gitsin. Devam edelim. Ekonomik yapının ileri düzeyde olması demek ki refah düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. O yüzden Adana'yı da eleyelim. Bilgi birikiminin varlığı Ceyhan'a eleyin. Hoşgörü beraberinde getirmiştir Bursa'ya eleyin. Okumaya gerek var mı? Yok, yine bize okuyalım. Yani millet kentte ortam farklı inanç ve düşüncelere izin verecek kadar hoşgörülüydü. Bu elverişli ortam Thales gibi düşünün ortaya çıkmasına olanak hazırlanmıştır. Dille ilgili bir şey var mı? Yok. Cevap Edirne. Devam edelim. Beşinci sorumuz. Bilgi insana göredir. Yani görecelidir bilgi diyor. Bana hemen bir şeyler çağrıştırdı. Ama devam edelim. Doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır. Bilgiye ulaşsa bile başkasına aktarılamaz. Direkt bu bizi sofistlere götürür, ama yine şıklara tek tek bakalım. Monistler tekçilik. Pluralist çok. Bu sezgiciler sezgiyle ilgili bir durum yok zaten. Atomcu filozof Demokritos'la ilgili bir durum yok. Dolayısıyla geriye sofizm kaldı. Altıncı soruya geçelim. Altıncı soru, yine bir sofist filozofu görüyoruz. Bakın az önce sofistleri işaretlemiştik. Sofist filozoflar Protagoras, Gorgias, Hippias gibi kişilerdi. Neyse, soruya geçelim. İlk çağ filozofu Protagoras'ın insan her şeyin ölçüsüdür sözünden hareketle aşağıdaki yargılar hangisine ulaşılabilir? Adana, hakikat ve değer yargıları insana göre değişir. Kesinlikle cevap Adana. Diğer şıklara bakmaya bile gerek yok. Yedinci soruya geçelim. Yedinci soru, değişmeyen tek bir şey varsa o da değişimin kendisidir. Hatta bunu söyleyen kişi şunu söylemez miydi? Bir ırmakta iki kez yıkanılmaz. İkinci kez girdiğinde ne siz aynı sizsiniz ne ırmak aynı ırmaktır diyen kişi kimdi? Tabii ki Herakleitos'tu. Sekizinci soru. Sekizinci soru uzun bir soruya benziyor. Soru kökünde Sokrates'in yaklaşımı teminde aşağı görüşen hangisi vardır diyor. Bir okuyalım. Sokrates konuşmalarında kendisinin hiçbir şey bilmediği gerekçesiyle karşıdaki kişiye sorular yöneltir. Bu sorular sonunda aldığı cevaplarda önce o kişinin ortaya koyduğu düşüncenin üstün körülüğünü, temelsizliğini gösterir. Sorularına devam ederek konuştuğu kişinin doğru düşünceye ulaşmasına yardımcı olur. Kendi deyişiyle, burası çok önemli, ruhta uyku halinde bulunan düşünceleri doğurtmaya uğraşır. Yani onların ortaya çıkmasını sağlar.
Şıkları okuyalım. Adana. Bilgiye o konuda uzman kişilerin görüşlerini alınarak hiç uzmandan bahsettim yok. Bilgiyi karşıt görüşlerle uzlaştırmaya çalış. Hiç uzlaştırma ve karşıt görüş dedi mi? Hayır. Saklı olan doğrular insanın sorgulama yoluyla düşünmesi sonucunda ortaya çıkar. Bakın saklı olan uyku halindeki bilgiler ne oluyor? Doğru sorular ve sorgulamalarla gün yüzüne çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Dokuzuncu sorumuz. Yine Sokrates ile ilgili direkt bilgi sorusu. Okuyalım. Sokrates'in bilginin açığa çıkarılması amacı kullandığı karşılıklı konuşma yani Sokratik yöntemin aşamaları nelerdir? Kesinlikle ironi ve miyotiktir. Direkt Edirne diyoruz. 10. soruya geçelim. 10. soruda yukarıda verilen filozofların hangileri Anadolu'da yaşamış mıdır? Sırasıyla gelelim. Epiktetos yaşamış mıdır? Evet. Nerede? Denizli'de. Sokrates nerede yaşamıştır? Atina'da. Dolayısıyla değil. Thales nerede yaşamıştır? Aydın Didim. Aristoteles nerede yaşamıştır? Çanakkale'de. Gorgias Atina'da. Dolayısıyla 3 tane mi kaldı? Evet. Cevap 1, 3 ve 4 olacak. 11. sorumuza geçelim. 11. sorumuz aşağıdaki filozoflardan hangisi varlığın ilk maddesini toprak, su, hava ve ateş olmak üzere 4 unsurla açıklamıştır diyor. Parçayı okumaya gerek yok. Bunun cevabını hemen biliyor olmamız lazım. Ama yine şıklardan gidelim. Parmenides, varlığın ana maddesine bir olan. Empedokles, kalsın. Anaxagoras, tohum. Thales, su. Demoktos, atom. Geriye kim kaldı? Empedokles. Doğru cevabımız Bursa. 12. soruya geçelim. 10. soruda bir parça var ve bu parçanın soru köküne baktığımızda diyor ki Platon'a göre gerçek varlık aşağıdakilerden hangisidir? Parça okumaya gerek var mı? Yok. Neden yok? Platon'u biliyorsak, Platon'un tüm kuramının idealar kuramı temelinde olduğunu biliyor olmamız lazım. Bu parçaya ve şıklara baktığımızda parça okuma bile gerek yok. O yüzden cevap direkt olarak idea olacaktır. Çünkü Platon'a göre her şeyin temelinde idealar vardır. 13. sorumuza geldiğimizde Platon ve Aristoteles'i karşılaştıran bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve birbirinden ayıran yönü soruyor. O halde parçayı okuyalım. Nigel Warburton ifadesiyle Platon oturduğu yerden felsefe yapmaktan hoşnut olabilirdi. Ama Aristoteles duyularımızla deneyimlediğimiz gerçekliği keşfetmek istiyordu. Aristoteles hocasının formlar teorisini reddetmiş, bunun yerine herhangi bir genel kategoriyi anlamanın yolunun onun tikel örneklerini incelemek olduğuna inanmıştı. Yani bir kedinin ne olduğunu anlamak istiyorsanız kedi formu hakkında soyut düşünmek yerine gerçek kedilere bakmalıydınız. Yani somuta bakmalısınız diyor Aristoteles. Şıklara bakalım. Adana. Platon somut alemin gerçekler olduğunu kabul ederken yani hemen burada kesiyorum. Neden? Çünkü Platon soyutu hedeflerken Aristoteles somuta hedefler. O yüzden Adana'yı eleyelim. Bursa'ya geçelim. Platon her şeyin aslında duyu deneyiminde saklı olduğunu söylerken Aristoteles asılları soyutlukta aramaktadır. Tam tersine olacaktı. Platon duyu deneyimine önem vermez, akla ve soyuta önem verir. O yüzden bunu da ediyoruz. Ceyhan'a gelelim. Platon gerçeğin ve asılların soyut alanda saklı olduğuna inanırken, evet, Aristoteles somuta odaklanmak gerektiğini söylemektedir. Doğru, aradığımız cevap buydu. 14'e geçelim. 14 yine Sokrates'e ilgili bir soru. Bakalım bu sefer Sokrates'in hangi görüşüyle ilgili? Okuyoruz. Sokrates'e göre erdem ve bilgi aynı şeydir. Doğru davranış ancak doğru bilgiyle mümkündür. Bakın burası çok önemli. Doğru davranış ancak doğru bilgiyle mümkündür. Ahlaklı olmak için iyiyi bilmek gerekir. Kimse bilerek kötülük etmez. Kötülük bilginin eksikliğinden kaynaklanır. Ahlak felsefesi ile ilgili bir durum ki bu soru Sokrates'in şıklara geçelim. Adana, erdem gelip geçici bir bilgidir. Böyle bir şey yok. Deneyimsel bilgi erdemin kaynağıdır. Böyle bir şey hiç okumadık. Kötülük olmadan iyiliğin değeri yoktur. Böyle bir karşılaştırma da yok. İnsanın erdemli olmasının temelinde ne vardır? Bilgi vardır. Tabii ki doğru. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Bakın az önce önemli dediğim ve altını şu an çizdiğimiz yerden çıkarıyoruz. 15. sorumuza geçebiliriz. 15. soruda bir paragraf var. Paragrafın soru köküne baktığımızda Demokritos'un görüşlerini yansıtan bu parçaya göre arke aşağılıklarından hangisidir? Yani Demokritos'a göre evrenin ana maddesini soruyor. Az önce söylemiştik birkaç soru önce. Dolayısıyla direkt cevabı söylüyorum. Atom olacaktı. Doğru cevabımız Denizli. 16. sorumuza geçelim. Bir parça var ve bu parçada Sokrates ile sofistleri
arasında bir karşılaştırmaya gidiyor ve diyor ki Sokrates'in sofistlerin aksine hizmetleri için ücret almama nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Okuyanın parçayı Atina'da zengin aileler oğullarını eğitim almak üzere sofistlere gönderirlerdi. Sofistler öğrencilerini hitabet sanatına eğiten zeki hocalardı. Bunun için yüksek ücretler ödenirdi. Onların aksine Sokrates hizmetleri için ücret almazdı. Aslında hiçbir şey bilmediğini iddia ederdi. Ne diyordu Sokrates? Bildiğim tek bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdi. Devam ediyorum. Dolayısıyla ne öğretebilirdi ki? Bu durum öğrencileri ona gitmekten ve diyaloglarını dinlemekten alıkoymasa da onu sofistlerin gözünde pek de sevilen biri yapmadı. Şıklara geçiyorum. Adana. Maddiyata önem vermemesi. Böyle bir şey var mı? Yok. Ha, Sokrates'in hayatını bilirseniz belki olabilir ama parçada yok. Bursa. Sofistler kadar yetkin olduğuna inanmaması. Kesinlikle sofistlerden daha yetkindir. Ama burada onun daha yetkin, bunun daha az yetkin olduğunu söylemiş. Onu da eliyoruz. Ceyhan, ücret talep etmenin öğrenci sayısını azaltacağını dershane değil ya da özel ders değil. Böyle bir durumda yok. Devam ediyoruz. Denizli, halkın refah seviyesinin düşük olması. Kesinlikle hayır. Bakın Atina'da zengin aileler olduğunu söylüyor. Yüksek ücretler olduğunu söylüyor. O yüzden de eliyoruz. Edirne'ye gelelim. İnsanlara sonradan bilgiyi kazandıracağını düşünmemesi. Diyor ki onun felsefesinde yer alan şey bilgi doğuştan gelir. Biz sadece onu ortaya çıkarız. Onlar aslında her şeyi biliyorlar. Bunun temel felsefesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla cevap Edirne. 17. soruya geçelim. 10. soru Aristoteles'le ilgili bir soru ve Aristoteles'in ahlak görüşüyle ilgili okuyalım. Aristoteles'e göre cesaret erdemi korkaklık ile gereksiz atılganlık arasında, cömertlik erdemi ise müsriflik ile cimrilik arasında davranabilmektir. Buna göre erdemli olmak aşağıda gözüken hangisine bağlıdır? Bakın her ikisinin ortası. O yüzden direkt cevap Adana olacaktı. Yani altın orta kuralından bahsediyor. 18. soru. 18. soru bizim ikinci ünitemizle ilgili bir soru. Okuyalım. Diyor ki bu okullarda gelişen felsefe verilen isim hangisidir? Parçaya geçelim. Orta Çağ'da ikinci dönem Hristiyan felsefesi, bakın gerisini okumaya gerek yok ama yine okuyalım. Batı'da din adamları yetiştiren manastır ve katedral okullarında gelişmiş dini karakterli bir etkinlik olarak ortaya çıkmıştır. Şunu biliyoruz, Orta Çağ felsefesi iki dönemden oluşur. Biri patristik, diğeri skolastiktir. Patristik ilk dönemdir, skolastik ise ikinci dönemdir. Dolayısıyla direkt cevabımız Ceyhan olacaktır. 19'a geçelim. Bir parça var yine ve bu parçada skolastik felsefe için aşağıdaki yargılara hangisine ulaşılabilir diyor. Parçayı okuyalım. Skolastik felsefede teoloji egemendir. Felsefi açıklamalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır. Akıl inanç probleminde aklın yetersizliği vurgulanmış. Yani akıl yetersizdir. Ama bu eksiklik inançla tamamlanabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle kiliseye tam bağlılığın esas alınması gerektiği savunulmuştur. Şıklara bakalım. Adana, akıl her şeyin ölçüsüdür. Hayır, akıl yetersizdir. Akıl tüm olup bitenleri kavrayabilir. Hayır, akıl yetersizdir. Ceyhan, aklı olmayan görüşler eksiktir. Hayır, inançla desteklenmeyen görüşler eksiktir. Denizli, akıl kısıtlı bilgiye ulaşabilir. Bakın, eksikliği vurgulandı. Bunun belli şeyleri bilineceği söylenir. Dolayısıyla bu kalsın. Edirne'ye bakalım. Akıl tümden reddedilmelidir. Hayır, akıl kısmen kabul edilmekte, inançla desteklenmektir. O yüzden cevabımız Denizli'dir. 20. soruya, yani son sorumuza geçelim. Bir parça var. Parçaya geçmeden soru kökünü okuyalım. Bu parçaya göre 2. ve 15. yüzyıl döneminde teolojik ve felsefi bilginin değerine ilişkin tartışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Okuyalım. Antik çağın sonlarına doğru Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla beraber felsefi düşünüş farklı bir yapıya geçmiştir. Felsefi düşünüşte dini temele alan yaklaşım İslamiyet'in doğuşuyla da bu özelliğini sürdürmüştür. Hristiyanlığın ve İslam felsefesi düşünceleri bilgi konusunda inancın gerektiği kabuller ve aklın rolü üzerinde farklı görüşler ortaya koymuştur. Aklın bir sınırı olduğunu, inanmak için akla gerek olmadığını savunanlar olduğu gibi aklın inanılanı temellendirebileceğini savunan düşünürler de olmuştur. Şimdi şıklara bakalım. Adana, felsefe teoloji üzerinde egemenlik kurmuştur. Hayır, Orta Çağ'da tam tersi olmuştur. O yüzden eleyelim. Felsefe bu dönemde en çok bilimsel çalışmalardan etkilenmiştir. Böyle bir şey yok. Bilimin ve bilimsel çalışmaların önü tıkanmıştır. O yüzden eliyoruz. Ceyhan'a gelin. Kutsal metinlerde felsefi şüpheyle yaklaşın. Kesinlikle hayır. Tam tersine bir inançla
mantıklılığa yaklaşılmıştır. Temizliğe bakalım. Felsefe ikincil bir bilgi olarak teolojinin tamamlayıcısı durumudur. Aradığımız cevap bu. Devamına bakalım. Teoloji çalışmalarında felsefe yok sayılmıştır. Hayır, felsefe yok sayılmamıştır. Ancak felsefe teolojinin tamamlayıcısı olmuştur. Teolojinin destekleyicisi, yani dini argümanları destekleyici olmuştur. Bu son soruyla birlikte testimizi bitirmiş oluyoruz. Faydalı olması dileğiyle hoşça kalın, kendinize iyi bakın.